İşte bu peynirin biraz davulumsu görünmesi, peynirin daha olgunlaşıp yetiştiğini ve içindeki gözeciklerin oluştuğunu dans ediyor. Şimdi gravyerin olgunlaşıp kaliteli bir gravyeri nasıl anlarsınız? En azından bu peynirin alttan yaklaşık 3 parmak kadar göbek verdiğinde bu peynirin olgunlaştığını gösteriyor. Onun için gravyer peyniri mesela şu anda en küçüğü 50 kilodan en büyüğü 100 kiloya kadar çıkmaktadır. Şu anda bu tuzla zaten sabahleyin tuzlanmış şey yapıldığı için bu gösteri bu tuzla yavaşla 2 gün zarfında bu yiyerek tam tuzunu olgunlaşmasını içine tuzu çekerek normal bir tuzunu aldıktan sonra artık lezzeti kıvamı da bu vesileyle de tadılmış olacak. Şu anda mesela orada baskıda çıkan, kalıptan çıkan peynir havuz aşamasından sonra buraya geliyor. Burada da yaklaşık 2 ay süreyle tuzlanıp salamlanıp 2 ay süreyle zaten şu anda bak demin gösterdiğim gibi bu yetişmediğini gösteriyor. Yetişseydi yaklaşık 2-3 parmak ebatında göbek verecekti. Onun için de burada bu terlemesi bunların da içinde gözecik oluşmasını sağlar. Mesela o gözecikler bunlar, kiraz kadar büyüklüğünde olur. Gerçek kaliteli bir gravyer peyniri. Hormonlu gravyer peyniri ise ceviz büyüklüğünde ve rengi grimsi bir renk aldığından dolayı kalitesiz olduğunu gösterir. Bütün bu çalışmadan sonra peynirimizin geldiği son nokta burası. Fakat bu kadar da bu iş bitmiyor. Bundan sonra bunun piyasaya çıkması ve hak ettiği değeri alması da söz konusu. Gerçekten de bu kadar emeği karşılığını bu insanlar alamazlarsa bu nefis peynirin tekrar üretilme şansı maalesef yok. Gerçi Türkiye'de çok az bölgede, özellikle de Kars bölgesinde ve Kars'ın da bazı bölgelerinde, hatta bazı köylerinden alınan sütlerle bunun olduğunu öğrendim. Neredeyse Allah çiçeklerin arasına gravyer peynirini gizlemiş vaziyette. Arayasın ki bulasın. Bu arkadaşlar bulmuşlar, hizmete sunmuşlar ama burada onlarca insan harıl harıl çalışarak bu peyniri bu hale getirmişti. Biz sizlere de bir ufak örnek olsun diye gittiğiniz marketlerde bu peynirleri sorarsanız içindeki gözeneğine, normal gözeneğine bakarsanız ve tadını da azıcık damak zevkinizle uydurasınız diye bunu sizlere aktarmaya çalıştık. Bu ve buna benzer peynirlerin çok tüketilmesi süt üretimini ve hayvan bakımını artıracak demektir. Torbak TV'de bu ülkede sütün artmasını, ayranın artmasını, yoğurtun artmasını, peynirin artmasını, hayvan sayısının ve kalitesinin artmasını istediği için sizlere bu tür ürünleri dönem dönem göstermeyi sürdüreceğiz. Şimdi Kars'ın merkez köyü Boğatepe'den şimdilik bu kadar. Ülkemin bir başka güzel ürününün yapıldığı yerde buluşuncaya kadar hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.